Yeşil Türbe'de göze çarpan dünyanın ilk ve tek demir kakmaları. İlk müziksiz dans, kılıç kalkan ve Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa Ulu Camii'nin parmaklıkları. Her köşesinde parçalara gizlidir bu kültürel mirasın. Bıçakçılığın parlak geçmişi, ustaların, çocuklarının, torunlarının anılarında saklı olsa da, atalarından miras kalan kültürü sürdürmek için çalışan bugünün bıçak ustalarını desteklemek, bu sanatın yaşatılması ve dünyaya tanıtılması açısından 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapılmış. 2018'de Bursa Bıçağı adına coğrafi işaret tescil belgesi alınmıştır. Coğrafi işaret kavramı, yani herhangi bir ürünü bölgesine göre tescil etme olayı 1883'lü yıllara denk gelmektedir. Paris Sözleşmesi ile birlikte ürünlerin işaretlenmesi, belli kurallara göre üretilmesi kanunu çıkartıldı. Bu kanun daha sonra Lisbon Anlaşması ile ülke sayısını çoğalttırdı. Yani 16 ile başlayan ülke sayısı Lisbon Anlaşması ile birlikte 160'a çıktı. Tek amaç bu anlaşmaya imza atan ülkelerde üretilen ürünlerin, herhangi bir ürünün, işaretlenmiş olan herhangi bir ürünün belli kurallara göre denetlenmesini getirmektedir. Alameti Farika Nizammesi adı altında 1871 yılında Osmanlı yapmıştı zaten. Osmanlı döneminde yapılan farikalı işaretlenmiş olan ürünler bugün tam anlamıyla coğrafi işaretin görevini yapmaktadır. Bundan yıllar sonra Paris'te bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşma dünyanın ilk coğrafi işareti olarak kabul edildiği söylenmektedir. Oysa ki ondan daha da önce 1502 yılında 2. Beyazıt zamanında Kanunname-i İktisadi Bursa adı altında yeni bir belediye kanunu çıkartılmıştır. Bu kanunla o dönemde belediyecilik olmamasına karşın bugünkü belediyecilik görevini yapabilen kuruluşlar, örgütler bulunmaktadır. O örgütler ürünlerin, üründen zarar gören tüketicilerin şikayetlerini dinlemekte. Bu zarara göre ürünü üreten kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri yapabilmektedir. Görülüyor ki ürünün korunması, üreticinin korunması, hatta tüketicinin korunması ve ürünün coğrafyaların işaretlenmesi dünyada ilk yapan uluslar Türklerdir, Osmanlılardır. Bu ancak literatürde tam olarak yerini alamamıştır. Coğrafi işaret bir koruma kanunudur. Türk Patent Marka Kurumu'nun tanımına göre coğrafi işaret rakiplerinden farklılaşmış, farkında bulunduğu coğrafi bölgeden almış olan ürünlerdir. Burada coğrafi işaretli bir ürün sadece üreticisini değil, hem tüketicisini hem de satıcısını korumaktadır. Aslında coğrafi işaretler bir ürünün geleneksel olarak üretilmesini koruyan, teşvik eden ve onun kaybolmasını engelleyen önemli kanunlardır. Coğrafi işaret ürünlere iki şekilde verilmektedir. Bunlardan birisi mahreç işaretler, diğeri de menşei işaretlerdir. Bunlar bölgesinde ne kadar üretilip üretilmeyeceğini göstermektedir. Menşei adı altındaki coğrafi işarette tamamen o bölgede yapılmak zorundadır. O bölgenin dışında herhangi bir yerde bütün şartları yerine getirmiş olsa da üretime izin verilmemektedir. Bursa bıçağının coğrafi işaret alması 2014 yılında müracaat yapılmasına karşın 2016 yılına kadar gerekçeleri bir araya getirilip sunulmak zorunda kaldı ve 2016 yılında alabildik. Mahreç işaretli ki Bursa bıçağı mahreç işaret almıştır. Bursa bıçağının özelliklerini aldığı bölgesinden en az bir tanesinin olması yeterlidir. Yani Bursa bıçağı coğrafi işaret denetçilerinin gözetimi altında ülkenin herhangi bir bölgesinde rahatlıkla yapılabilir. Burada Bursa bıçağı yapımında kullanabilecek Bursa'ya ait herhangi bir şey en az bir tane özellik yeterlidir. Örneğin kestane ağacı kömürü başka bir yerde kullanılarak Bursa bıçağı yapılabilir.
Örneğin Bursa'dan gelmiş olan ya da Bursa bıçakçıların kullanmış yöntemleriyle bir çeliğe su verme yöntemi herhangi bir yerde kullanılarak Bursa bıçağı üretilebilir. Fakat bunun denetiminin yapılması şarttır. Ablemleri birbirlerine benzer olmasına karşı renkleriyle farklıdır. Örneğin her iki işarette de Türkiye haritası bulunmaktadır. Mahreç olan da haritanın rengi sarı, etrafı yeşilken menşei olan işarette kırmızıyla belirtilmiştir. Tüketiciler ürünün üzerinde sarı yeşilli bir işaret görürlerse bunun bölgeye has bir ürün olduğunu anlayabileceği gibi aynı işareti özellikleri taşıdığı herhangi bir bölgede de yapılabileceğini bilmeleri gerekir. Menşei ürünlü yani kırmızı işaretli bir Türkiye işareti görürlerse, coğrafi işaret görürlerse bunun da sadece o bölgede yapılabildiğini, başka hiçbir yerde yapılamayacağı anlamına gelir. Örneğin Zile pekmezi. Zile pekmezi sadece Zile'de yapılabilir. Başka hiçbir yerde yapılamaz. Çünkü almış olduğu işaret onu gerektirmektedir. Coğrafi işaret bir bölgesel işaret değil, evrensel bir işarettir. Dolayısıyla dünyanın her tarafında kendi ülkesinin haritasının bulunduğu işaret de uygulanmaktadır. Coğrafi işaret denetçilerinin, görevlendirilmiş resmi denetçilerinin denetimine maruz kalacağı anlamına gelir. Burada bıçağın üretim şeklini kontrol edilir. Su verme şekli kontrol edilir. Bıçağın 3 V'li yapılıp yapılmayacağı kontrol edilir. Bıçak yapılırken ısı derecelerinin kontrolü yapılır. Dolayısıyla bıçak namlusunun, çeliğinin, esnekliğinin olup olmadığı kontrol edilir. Bunlar kontrol edildikten sonra da herhangi bir yerde Bursa bıçağı üretimi yapabilirsiniz. Tabii bu denetçilerinin mali külfeti de bu bıçak üretimini yapan üreticiye ait olacaktır. Dolayısıyla onun dışında herhangi bir maddi külfeti yoktur üreticiye. Coğrafi işaret Bursa'ya şunu kazandırmıştır. Artık herkes herhangi bir yerde Bursa bıçağı adı altında bir bıçak üretimi yapamayacaktır. Çünkü Çin ürünlerinin yaygınlaştığı son günlerde herhangi bir Çin bıçağını Bursa bıçağı diye satılıp Bursa bıçağının karakteristik özelliğini, kalite yapısını ve müşterideki Bursa bıçağı olgusunu olumsuz etkilemektedir. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu coğrafi işaretinin alınmasıydı. Ve bugün o işaret alındı. Bursa bıçağı yapılabilmesi için mutlaka coğrafi işareti denetlemekle yükümlü olan kurumun denetiminden geçmesi gerekmektedir. Bursa bıçağı yapmak isteyen herhangi bir ustanın maddi olarak yükümlülük altına girdiği anlamına gelmemektedir. Çünkü denetleme kurumu hiçbir bıçak ustasından maddi olarak herhangi bir şey talep etmemektedir, beklememektedir. Sadece bildiği, alışık olduğu, herkesin tanıdığı üretim şeklini devam edip etmediğini kontrol etmektedir. Başka da hiçbir yaptırımı yoktur. Herhangi bir bıçak ustası coğrafi işaretli Bursa bıçağı üretebilmek için bu denetim kurumuna bildirimde bulunması gerekmektedir. Ben Bursa bıçağı üreteceğim, denetimlere açığım, bundan doğabilecek sorumluluklarını da üzerime alıyorum. Taahhütünü yapması gerekmektedir. Bunun ötesinde herhangi bir yaptırımı yoktur. Coğrafi işaretin yaptırımları sadece üreticiye değil deneticiye de vardır. Coğrafi işareti alan kurum, ki Bursa'da belediye aldı bu işareti, ben işareti aldım, ben denetleyeceğim, ben istediğimi yapabilirim diyemez. Eğer o da bir üretim yapacaksa, işaretin gerektiği neyse onu yapmak zorundadır. Bütün kuralları yerine getirmiş olmasına karşın zarara uğrayan üretici, coğrafi işaret sahibini mahkemeye verebilir. Elinden bu işareti alma yetkisine sahip. Coğrafi işaretlerin bıçakların üzerine uygulanması gene denetçilerin almış olduğu karara göre yapılacaktır. İşaretler rastgele vurulamaz. Türk Patent Enstitüsü Marka Kurumu'nun kuralları gereğince coğrafi işaretlerin uygulandığı yerlerde çapının 1,5 santimetrenin altında olmaması gerekir. Fakat
Bıçak için bu biraz uygulaması mümkün olmayan bir kuraldır. Onun için de bıçaklarda uygulanırken çeliğine göre bir formül bulmak gerekmektedir. Örneğin şu bıçağın çelik kalınlığı 1 santim kadardır. 1 santim olarak düşünürsek 1,5 santimlik bir amblem bunun dışına çıkacaktır. Dolayısıyla burada uygulaması mümkün olmayacaktır. Her bıçağın çelik kalınlığı birbiriyle aynı değildir. Örneğin burada iki tane bıçak var ve bunların çeliklerinin kalınlıkları birbirleriyle aynı değil. Bu bıçağı 1,5 santimlik Türk Patent Enstitüsü'nün hükmettiği gibi boyutlarda bir patent uygulaması yapılabilir. Ancak burada biraz sorun olacaktır. Bu bakımdan coğrafi işareti uygularken örneğin bu çelik 1 santimetre kalınlığındaysa, şurası 1 santimetre kalınlığındaysa, biz bunun üzerine 1 santim daha koyuyoruz. 2 santimetrelik bir ölçü birimiyle coğrafi işaretin uzunlamasına olmasını sağlıyoruz. Bilgisayara ölçülendirmeyi uyguladığımızda yüksekliği de otomatik olarak ayarlanacaktır. Dolayısıyla coğrafi işaretin formunda herhangi bir bozulma olmadan çeliğin genişliğine göre yerleştirilmesi yapılmış olacak. Üzerinde bir de tarihi Bursa bıçağı ibaresi yazılması gerekmektedir. Çünkü tarihi Bursa bıçağı dediğimizde Bursa bıçağının 700 yıllık geçmişine de bir atıfta bulunmuş olacaktır. Bu nedenle de coğrafi işaret uygulamasında logonun sağ tarafında hemen Bursa bıçağı logotipinin üzerine tarihi ibaresi de mutlaka getirilmelidir. Bıçağın üzerine logonun uygulanmasında çeliğin yerleştirilmesi konusunda da bazı milimetrik hesaplamaları da yapılmalıdır. Örneğin bıçağın sap kısmından 0,5 santimlik bir uzaklıkta ve bıçağın sırtından 0,3 milimetrelik bir aşağıya kaymayla bıçak üzerine logo yerleştirilmelidir. Burada logonun karakteristik yapısının dairesel olması ölçülendirmede de biraz daha dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Ölçülendirmeyi alırken coğrafi işaret logosunun mutlaka yuvarlarının korunması gerekmektedir. Çapının bıçak namlusunun en kalınlığıyla orantılı olması gerekiyor. Her ne kadar biz Bursa bıçaklara kılıf yapılmıyor desek de naylondan yapmış oldukları ambalajlar vardır. Bazen kağıt üzerine, karton üzerine, bazen naylon ambalajlarla satışını sunmaktadır. İşte bu ambalajların üzerine Türk Patent Enstitüsü'nün hükmetmiş olduğu 1,5 santimetrelik logoları basmamız gerekecektir. Çelikteki boyutta uyamadığımız kurala bıçağın ambalajında mutlaka uymamız gerekmektedir. Tüketiciye özellikle de şu avantajları getirmektedir. Eğer bir bıçağın üzerinde tarihi Bursa bıçağı coğrafi işaretli ibare bulunmuşsa o bıçak üreticisi bıçağından her zaman sorumludur. Ve bıçak üreticileri artık bu işaretle birlikte bıçağa 1-2 yıl garanti değil, ömür boyu garanti vermişlerdir. Bıçağın geleneksel üretim şekline göre yapıldığını, her ne kadar teknoloji bıçak üretiminde bazı geleneksellikleri yok etmiş olsa da, o teknolojik üretimle de birlikte bıçağın gelenekselliğinin bozulmayacağı garantisini vermiştir. Bu garantiyle birlikte Bursa bıçağı özelliğini oluşturan esneklik çeliği, kırılmazlık özelliği, hemen körelmezlik ilkesi bıçağı tüketicisine ömür boyu garanti olarak sunmaktadır. Coğrafi işaretli bıçağı alan tüketici şunundan emin olmalıdır ki bıçak herhangi bir şekilde zarara uğramışsa, kendisine zarar vermişse sorumlusu vardır. Taahhüt edilenden daha erken zamanda körelmiş olması, kullanırken çeliğinin herhangi bir şekilde kırılmış olması, sapıyla namlusu arasındaki orantısızlıklar, sapının çeliğinin üzerinde planlanmamış bir şekilde dışarıya çıkması, içeride kalması veyahut da çeliğin saptan daha ince kalmış olması gibi durumlarda Bursa bıçağını alan tüketici Bursa Belediyesi kanalıyla müracaat edebilirler. Bıçağını istediği anda, istediği zamanda değiştirebilir. Bu
Bursa bıçağı coğrafi şartın taklit edilmesi mümkün değildir. Bursa bıçağı üreteceğini taahhüt eden kişiler öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bir bildirimde bulunacak. Bu bildirimde bıçağın yapan ustası, dükkanının ismi, atölyesinin ismiyle birlikte kayıt altına girecektir. Bursa bıçağına vuracağı markası, kendi üretim markası, Bursa Büyükşehir Belediyesi kayıtları içerisinde yoksa o bıçak sahtedir. Bu bıçak üretimini yapmış olan kişinin de ciddi yasal zorunluluklara maruz kalacağı anlamına gelmektedir. Bu para yaptırımından hapis cezasına kadar ciddi yaptırımı vardır. Bu tür şeye herhangi bir bıçakçının girmesi veyahut da bunu göze alması mümkün değil gibi gözükmektedir. Bursa bıçağı tescilli ürün üretebilmek için sadece müracaat etmiş olmaları, bildirimde bulunmuş olmaları, denetçilerin kendilerini herhangi bir zamanda denetlemeyi kabul etmiş olmaları yeterlidir. Onun dışında bir yaptırımı yoktur. Bursa bıçağı coğrafi işaretini Bursa bıçağının çeliğine uygularken bıçakçıların deyimiyle coğrafi işaret bıçağın dışına uygulanmaktadır. Bıçağı elimize aldığımızda dış tarafı üçüncü kişiye bakan taraftır. İç kısmı da bıçağı tutan kişiye bakan taraftır. Bıçağın iç kısmında yani sol tarafında bıçak üreticisinin markası, bıçağın dış kısmında ise coğrafi işaret ve tarihi Bursa bıçağı logotipi olmak zorundadır. Bu Bursa bıçağının denetlendiğini, kurallara göre üretildiğini, taklit olmadığını, ömür boyu garantiye sahip olduğunu gösterecek olan bir işarettir. Sonuçta bir Sivaslı usta dünyanın en iyi bıçağının Sivas'ta olduğunu söyler. Bir Trabzonlu Sürmeneli usta dünyanın en iyi bıçağının Sürmeneli'de olduğunu söyler. Ama genel kullanımda herkes için yarayan bıçak Bursa bıçağıdır. Bıçağı kestiren suyudur diye bir laf var. Hatta bıçakçılar onu daha argoya çevirir. Bıçağın namusu suyudur diye. Eski ustalar bu su verme işleminde göz kararıyla çeliğin ısıl işlem sürecindeki rengine göre karar verirlerdi. Normalde bizim kullandığımız çeliklerde 1050 derece gibi bir miktardır bu sıcaklık. Körüklü tezgahlar kullanıldı eskiden hava akışını hızlandırmak için. Dünyanın en iyi bıçakları bu tarz manuel kömür ocaklarında sulanırken kestane kömürü kullanılır. Ama bu işin püf noktasında bıçağın doğru ısıya, doğru malzemeyle gelmesi, doğru soğumaya da doğru zaman ve doğru soğutma malzemesiyle geçmesi önemli. Normalde matematik açısı 20 derecedir bunun. Ben dahil, babam dahil, bütün ustalar bu açının 20 derece olduğunu bilmez. Otomatikman bizim genlerimiz onu 20 dereceye zaten götürürsünüz. O yüzden bu işin sırrı yok. Bu iş ustalığa kalmış.